Örnek Sütçü İmam gibi günün İngiliz soytarısı olmayan, İngiliz bozması, Avrupa yosması olmayan alimlerin, ulemanın, şeyhlerin, dervişlerin kıyama kalkması gibi Anadolu'da. Ama İngiliz bozması olanlar kraliçenin kurduğu dergahlar, kraliçenin beslediği medreseler, kraliçenin beslediği sütü bozuk, kanı bozuk adına ne derseniz deyin. Onlar Anadolu kıyamına destek vermiyorlar. Bu bir gerçek mi? Evet. Hatta İngilizlerde o zaman küçük küçük uçaklar var. İngiliz'in o küçük 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 uçaklarla Osmanlıca bildiriler dağıtılıyor. Kıyama kalkmayın diye. Fetvalar dağıtılıyor. Kıyama kalkmayın diye. Uçaktan atılıyor. Bildiri gibi, fetva gibi, İngiliz bozması, Avrupa yosması bunlar, dergahı, tekkesi, şeyhi, partisi, purtisi ne varsa bu ülkede hala da yok zannetmeyin. Bu ülkede hala da İngiliz bozması, Avrupa yosması, siyaye, kanı bozu, sütü bozundan kol kola dolaşan dergahlar, tekkeler, şeyhler, alimler, ulemalar, partiler... Portlar, dernekler, vakıflar var mı? Var. Avrupa'dan beslenen, sihayeden beslenen, Mossad'dan beslenen, İngiltere'den beslenen, beslenen, oradan para alan, oradan para devşiren, oradan yardım devşiren. Dergahlar, şeyhler, tekkeler, tasavvuf toplulukları adı üstünde. Evet, dernekler sivil toplum örgütleri. Gibi Mossad'ın, CIA'nın cirit attığı topluluklar var mı? Var. Hala da var. Hala da var bunlar. O zaman içinde Kurtuluş Savaşı'nda da var bunlar. Bunlar yok değil. Osmanlı zamanında da var bunlar. Osmanlı'yı içeriden çürüten, Osmanlı'yı içeriden yıkan, Osmanlı'nın altını oyan bunlar. Bunların her birisi İngiliz bozması. Bunların her birisi Avrupa'yı osması bunlar. Bunlar yok olmuyorlar. Bunlar devam ettiriyorlar işlerini.